Sevgili boğa burçları, Ay burcu boğa, yükselen burcu boğa olan dostlarım. Seviyorum sizi. Mantıklı olduğunuz için, çalışkan olduğunuz için her zaman bilinçaltınız temizdir. Çünkü hesapsız, kitapsız insanlarsınız. Hani hesapsız, kitapsız dedim. Hani kif şeysizsen, yani çıkarsız demek istedim. Ee, onu yanlış kullandım herhalde. Özür diliyorum. Yani hesapçı değilsiniz, çıkarcı değilsiniz. Kimseyi de kandırmazsınız, kendinizi de kandırma, kandırmıyorsunuz. Ömür boyu da hem duygusal anlamda herkesi memnun edersiniz hem de dönem dönem depresyon geçirseniz bile hayatla barışıksınız, mantıklısınız. Kimseden borç da istemezsiniz, böyle alacaklı verecekli de kalmazsınız. Bu hafta da böyle. Yani sizin normal yaşamın akışında nasıl dürüst ve çalışkan bir insansanız soğuk görüntünüzün ardında çalışkan ve karakteri düzgün bir insan yatıyorsa bu haftada öyle olacak. Yalnız dikkat edin arkadaşlar. Önümüzdeki salı veya çarşamba günü bir şeylere sinirlenebilirsin, aniden yola çıkabilirsin. Yani seni sinirlendiren her neyse sakinleşirsen daha kolay çözeceğini görüyorum ve birisi kıtlık bilinciyle hareket ediyor. Sen bolluk seversin ama ya eşin ya sevdiğin insan yani seni zayıflatmış. Çok çıkarcı laflar ediyor. Çok paraya dayalı laflar ediyor veya görgüsüzce davranıyor. Bir ara uykuların bile kaçıyor. Bir ara bayan sinirlenmişsin ama ne olursa olsun onu atlatacaksın. Onu o günleri atlatacaksın. Birkaç gün evvel olabilir, birkaç hafta evvel olabilir. Seni çok sıkmış, daraltmış. Nefesin tükenmiş. onu adam edeceğim diye ya da onu işte iyi bir kadın olması için teşvik etmek için. Yani kötü biri değil ama şey de değil yani. Nasıl diyeyim? Biraz çıkarcı, sürekli para konuşuyor bu da kötü bir etki yaratır. Kötü bir ün yaratır yani. Sürekli para konuşan bir insanla bir yüzleşme yaşayacağını görüyorum. Ama sonu hayır diyor. Şimdi bazı boğa burçları da ayrılık yaşadıysanız ya da ilişkilerde sürekli para konuşuluyorsa ben ilişkiyi bırakmanız, kesmeniz yönünde size uyarıda bulunuyorum. Yalanlar var, çapkınlıklar var veya aynı zamanda küçük küçük kandırmacalardan sonra yani bir anda gidebilir, bir anda sizi şey yapabilir, yüzüstü bırakabilir. Öyle bir durumlarla da karşılaştırdın, karşılaştığınızı görüyorum. Büyü ve negatif enerjiye pek inanmıyorsunuz ben biliyorum ama büyü ve negatif enerji var. Mum yakmanızı, siyah mum yakmanızı öneriyorum. Bu da zaten bütün büyü negatif enerji nazarı bir anda alır. Seni sıkıntılı süreçlerden kurtarır. Yol alacağını yolda iyilik ve güzellik göreceğini, dönüşüm ve değişimi sana çok güzelliklerle geleceğini de hatırlatmak isterim. Hayırlısıyla kötü günler geçmiş arkadaşım. Bir mola verdiğin ilişki tekrar başlayabilir ve geçici bir hastalık da gözüküyor. Sen veya bir yakının geçici bir hastalığa tutulabilir ama sonunda ferahlık var. Yani hastane kapısında geçici olarak bir süre geçirebilirsin ama dediğim gibi sonu ferah olacak diyor. Evet. Baş ağrısı çok fazla var. Başın mengeneyle sıkışmış gibi oluyor. Boğa burcu. Bu da düşüncelerinde aşırıya kaçtığın için ve attığın adımlarda kararsız olduğun için kaynaklanıyor. Kendini iyi bir şeylere yönelttiğinde, iyi bir işleri başardığında bilinçaltın olsun, gerek bilgi deneyimin olsun, sana istediğin yönde yönerge verecek. Seni istediğin yöne gönderecek. Biraz sabır gerekiyor. Evet. Senin ahını alan birisi senden af dilemeye gelecek biliyor musun? Kendini çok yukarılarda görmüş. Fesat birisi. Şu an Öyle imtihanlardan geçmiş ki senin ahını aldıktan sonra akıl mantık süreci bitmiş. Sürekli olaraktan hani hani kalp bölgesine olsun, sırt bölgesine olsun ovalıyor. Sahipsiz kalmış, kimsesiz kalmış, çaresiz kalmış. En son çare olarak senin kapına gelecek ama sen alır mısın bilemiyorum. Yeni başlangıçlar yapacağını görüyorum. 19 günle 41 gün arasında, 19 günle 41 gün arası veriyor abi o dönem. 19 gün sonra başlayacak arkadaşlar. Ee, yani aşağı yukarı iki ay içerisinde bir şehir değişimi, ev değişimi ya da hayatına birinin girmesi söz konusu olacak. Özlemle kucaklaştığını sarıldığını ve nasıl diyeyim hava gruplarıyla özellikle terazi ikizler burcu olabilir kova burcu olabilir bunlarla bir kavuşma bunlarla bir görüşme ve ilişkinin iyi yönde ilerlemesi ama akrabalık ilişkisidir ama iş ama aşk ilişkisidir bilemem ilahi kaynak diyor ki kavuşma var hava gruplarıyla çok iyi bir ilişki içinde olacaklar. Kavuşmalar ona güç getirecek ve üçüncü şahıslar çekip gidecek diyor. Şimdi sevgi açlığı çektiğini görüyorum sevgili dostum. Ama sevgiden yana 29 Ağustos'tan sonra çok büyük ilerlemeler var arkadaşlar. 29 Ağustos'tan sonra dikkat edin. Sevgi adına, aşk adına çok büyük değerler kazanacağını görüyorum. Ailenizle ilgili bir sorunu çözebilirsiniz. Bir miras olayı gündeme gelebilir bu hafta. Onu halledeceksiniz. Tecrübelerinizden dayanarak hayırlısıyla Üstün başarı sağladığınızı ve ilahi kaynaktan gelen zenginlik, ilahi kaynaktan gelen iyilik hayatını dolduracak ve gerçekten cesurca adımlar atacaksın. Cesaretle ilerlediğini görüyorum. O yüzden Pardon arkadaşlar. Ya Celil esmasını veriyorum. Ya Celil esmasını veriyorum. Tekrar sayısı 73'tür. Celal ve azamet sahibi anlamındadır sevgili dostlarım. Ve bu hafta tüm sorunların çözüldüğü, sıkıntıların atlatıldığı, ikili ilişkilerde görüşmelerin iyi yönde gideceği güzel bir hafta olacak sevgili arkadaşım. Hiç merak etme. Güzel bir hafta olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın efendim.